programımızın adından mütevellit Trends My Friends. Evet. O yüzden birazcık böyle trendleri konuşuyoruz. Trendlere, sosyal medyaya bu belli bir mesafem var ya, bir antipati gibi. Niye? Antipatim yok. Mesafem de yok. Aslında seviyorum, bakıyorum da. Hani tamam, anlatıyoruz ediyoruz. 19 sene öncesinden bahsediyoruz. Biz artık 38 yaşındayız. Sen ve biz çok kötü görünüyorsun artık. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu programı izleyeceksiniz. Yorumlar kısmına. Şimdi lütfen. Biz sözde aynı yaştayız. Hangimiz büyük görünüyor, hangimiz küçük görünüyor? Yılların kavgasıdır bu. Evet. Yılların savaşı. Senin, bütün arkadaşlarımız... Senin inadın. Kafanda senin inadın. Ben genç görünüyorum diye takılıyorsun. Senin inadın. Senin inadın. Sen sürekli aynı şeyi oynuyorsun. Evet, bak, tamam. Üçe kavga... kadar sayacağım. Sen kendi kamerana, ben kendi kamerana bakacağız. Tamam. Üç, iki, bir. Şimdi her bölüm için, her konumuz için de bir trend konusu seçiyoruz. Senin için seçtiğimiz trend konusu da sevgiliye yapılan şakalar. Düşme doyamadım. Hiç operatörün kankası atmış işte. Sen evlensen, Emre evlense ben bu şakayı yaparım. Hayatta en sevmediğim şey ne biliyor musun? Şaka. Gerçekten nefret ediyorum. Biri bunu söylemiş falan olmalı sana. Efendim? İsmail'cim uyandın mı? Uyandım bebişim. Nasılsın? İyiyim. Ne yaptın karıma? Bir şey yapmadım henüz ama çok büyük sözler söyledi. Ben de sana söz hakkı doğduğunu düşündüm. O yüzden seni aradım. Sevgiliye yapılan şakaları konuşuyoruz. Zaten Hande nefret ediyor bu tür şakalardan. Evet, maalesef. Sana kalsa sen şaka yapmak istiyor muydun ona çok? Evet ya, ben çok severim ama karım sevmediği için yapamıyorum. Evde öyle oturuyoruz. Ama şöyle... sen ne diyorsun aşkım? Evde? Aşkım her şeyi de anlatma canım. Biz aslında fark etmeden sanki bu videoları biliyormuşsun gibi söyledim. Osurdu mu kız? Kız değil, dur. Çocuk mu? Evet herhalde. Yazın. Buyurun. Your journey's book. İşte bu da ifşa. What was that? What was that? Hangisi yaptı peki? Hangisi yaptı diyorsun? Yapsan söyler misin? Söylerdim, söylerdim. Şeyler erkekler arasında vardır ya böyle, ah bir dur zart diye koyarsın falan. Oh. Doğru değil mi? Bu yaptı. Bence de, bence de. Bu yaptı bu. Bu kamufle ediyor. Gülerek onu şey yapıyor. Dişlek olan sarı. Aynen, sarı olan yaptı. 18 yaş challenge çıkıyor mesela. Yani 18 yaşındaki halini, şimdiki halini yan yana koyuyorlar falan. Ya çok denedim. Yan yana getirdim. Ama baktım ki paylaşmayayım dedim. Niye? Çünkü baktım zaten çok çirkinim. Niye böyle bir şey koyayım? Yani ne bunun amacı ne? Neye ulaşacak dedim. Koymadım. Vazgeçtim. Çok isterdim çirkin değildin demeyi. Ama diyemeyeceğim. Hayır, çirkinim işte yani. Şimdi değilsin. Hayır, çirkinim. Hayır, çok yakışıklısın şimdi. Sağ ol. Yıllar bazılarına... söylesin diye şey. Yok, yıllar bazılarına yaramıyor, bazılarına çok yarıyor. Yarıyor değil mi? Sana çok yaradı vallahi. Evet, Serhat'a hiç yaramadı. Serhat'a hiç, bayağı hiç. Perişan oldu. Şu an John Wick'e benzedi. Serhat Teoman, John Wick. Çok da utandırmayalım. Arkacının çok önemli bir şeyi mikrofona söylüyorsan... O, yani mikrofonsuz söylese daha iyi söyler zaten. Eminim. Yani hani şu an mesela detona ya da sürtene olmaz. Mikrofona girdiği zaman iş, o zaman abi sound'u düzgün yapacaksın. Bana güzel duyurman lazım. Ha, kendi sesini duyduğun için mi diyorsun? Evet. Ha. Yani şimdi ben bir ortamda burada mesela kendi sesimi çok mikrofonsuz söylediğim zaman, kendi sesimi çok rahat duyduğum zaman burada detona olmam şansım daha az. Göreceğiz. Full rezil oluyor. Yani daha işin içine mikrofon bir şey girdiği zaman, o zaman orada ses mühendisinin de işi var demek. Siz de Hepton Master'a suç at, orkestraya suç at. Yani sultan olursak onun suçu ama iyi söylersem o benim. Solo şarkı söylerim. Solo şarkı mı söylersin? Evet. Niye? Kim insanlara böyle bir işkence yapmana izin verdi? Çok teşekkür ediyoruz Hande Soral'a geldiği için. Bir sonraki hafta görüşmek üzere diye burada noktalandıralım arkadaşlar. Buna tahammül edemeyiz. Ölürüz. Yani... Hande'nin inanılmaz kulağı var. Maşallah. NATO kafa, NATO mermer. O kadar. İyi sesi kıskanmıyorum. Ha. Yok. Çok hoşuma gidiyor dinlemek. Ama ben de o kadar iyi olduğumu düşündüğüm için kıskanmıyorum. Arkadaşlar bu programda bir şarkı söyleyeceğim. Bunu hepiniz biliyorsunuz değil mi yani? İşte şarkı söylemeyi bir geçelim bir kenara. Ha, onu geçelim işte. Şarkı söylediği bir kayıt vardır benim elimde ya bir yerde. Sakın. Bir, çok yoğun böyle bir set dönemindeyim. Bir senaryo geldi. Film senaryosu.
Ve hemen cevap vermem lazım. Yani bir 3 gün içinde, hemen benim için o 3 gün. Vaktim yok. Gerçekten okumaya vaktim yok. İsmail'e dedim ki hayatım bir bakar mısın ya? Eli yüzü düzgünse en azından ya hiç gerek yoksa okumayayım. 10 dakika sonra aradı, dedi ki aşkım bir proje senin için yine başlamadan bitti. Ne oldu dedim? Kız şarkıcı dedi. İnadına okudum ya. Ya inadına. Set arasında böyle plan değişiyor da hemen okuyorum falan. Okurum ben, oynarım, yaparım da falan diye. Tabii yok, o bayağı iyi şarkıcıymış, olmadı. Acaba gelin beni sevecek mi? Aha, gelin beni öptü. Hep annemsin dedi. Hop. Bak bu oğlanın annesi. Net. Çünkü kız böyle geldi. Kadın baktı, acaba ne diyecek dedi. Eğildi, dedi ki yani artık siz de benim annemsiniz dedi. Kadın dedi ki oğlan bende. Bende o koptu yani. Biz tam farklı düşünmüştük değil mi? Hani kızın annesidir. Hani annem işte sakin ol, sonra sevdiği şarkı çalınca deliriyor gibi düşündük bir an. Çok basit bakmış. Yok, seninki çok basit bakmış. Doğru bakmış. Bak, bir şey söyleyeceğim. Söyle. Program yapıyorsun falan. Yani ilk akla gelene yürüme. Daha yani şöyle söyleyeyim sonuçta yani daha soğuk bir kış gününde tam yatağa girmişsin Buğra. Uyku seni böyle ılık ılık teslim almadan önce telefonunun şarjının... Niye bu erotik anlatıyor? Ne bileyim, erotik mi? Ilık ılık. Sen bundan erotik mi buldun? Senin ses tonunu erotik buldum. Bir anda birbirimize sarılmaya başlarmışız. İşte o yabancı şarkıcılarda, ünlülerde daha kolay bir şey. Bizde acaba o ta eski... dokunulmaz, mükemmel, pürüzsüz ünlü kavramından mı? Evinin her köşesini bildiğim adamın ne dokunulmazlığından bahsediyorsun abi? Gerçi yani, evet yani. Yani. Gördüğün zaman aa diyor sadece mesela. Yani hani eskiden böyle bir heyecanlanırdı falan, elini ayağını nereye koyacağını bilinmezdi. Ben küçükken de öyleydim yani. Aha. Ben Erol Büyükburç'u gördüm, böyle karşımda böyle şey oldum yani. Adam sadece el sallayabildim. Erkan Oğur'u gördüm, böyle yanında titriyordum falan. Yani şimdi aa falan diye tepki veriyor sana mesela. Özel bir gün. Tamam mı? O akşam içinde sevdiğin restoranda yer ayırtmışsın. Ancak bir karışıklık olmuş restoranda. Hiç boş masa yok. Nasıl davranırsın? Evet. Sinirlenme aşkım, soru bu. Kadın gözüyle ben orayı yıkarım, kıyamet koparırım diye bağırdı. A. Ortalığı birbirine katarım. B. Sakince hemen yedek planıma geçerim. C. Eve döner dışarıdan söylerim. A. Değil mi? Hı-hı. Net. Koparır mısın kıyamet? Kibarca. Yani... Dışarıdan duyan biri kıyametin koptuğunu işitmez ama telefonun karşı ucundaki korkmuştur muhtemelen yani. Yüksek ses şikayeti aldınız komşu kapıda. Ona ne söylerdiniz? A. Hatırladın mı dediğim şeyi? Vallahi ben de misafirim. B. Gel hele komşu iki tek at. C. Sizin fare kovaladığınız yerde biz kedi öpüyorduk kardeş. Senin güttüğün koyun kadar benim... O zaman sizin fare kovaladığınız yerde biz kedi öpüyorduk mu? Güzel, fareye bağlamışsınız, güzel. Abi. Zamanı yönetme gücün olsa ya da zamanda yolculuk yapma gücün olsa geçmişe mi gitmek istersin, geleceğe mi? Geçmişe. Aa, vallahi. Nereye? 1940'ları çok merak ediyorum. Aa. Orada yaşamayı, evet. Çok hoşuma gidiyor. Ama şey, İngiltere'si falan. Ha, öyleli. Evet. Ya çocuklar, kadın yine... Oranın aristokrasisine gitmek istedi yani. Çok güzel kabarık elbiseler var. Bu değil mi, anladım. Prenses ya. Kıyafete özenmiş, ondan gidesi tabii, var. Tabii korseler falan çok hoşuma gidiyor. Aşkım ben sana yaptırırım korse. Tütü müydü, ne konur onun altına? Tabii tütü. Tarlatanlarla bilmem neler. O zaman buradan diyoruz ki Hande Soral'a 1940'larda geçen bir proje hemen kabul edecek kostümünü. Oynadım, oynadım bir kere, çok güzel. Ay. Oh ne? 1940'larda proje gelirse yalnız... Ben, biz niye öyle giymişiz o 1940'larda oynadığımız dizide? Sen çıkınca kostüm tasarımcısını bir ara. Yok, tutmamıştı iş zaten. Belki de ondan mı? Buğra, ben senin ne yanıt vereceğini az buçuk tahmin ediyorum ama. Ama benim mesela geçmişe gitmek için o kadar çok merak ettiğim şey var ki yani. Hangi birini? Geçmişte böyle sır perdesi olarak kalan şeyleri o anda görmek isterdim. Bir tane böyle seçecek olsan. Bir dönem, bir an. İlk insan. İlk insan. Yaratılış yani. Ne?
Ya da nereden geldik ya da orada mıydık ne onu merak eder. Gerçek hikayesini. Evet. Geçmişte yaptığımız hatalar oluyor. Sen öyle bir tip misindir yani. Evet evet keşkelerin... mahalleyi yapmazdı. Filmi yapmazdı. Seni gelip uzaylılar kaçırsa seni neden kaçırırlar? Şarkı söylemek içindir ne bileyim ben ya. Kız var mı abi? Online'da olmadı ama hayatında ya Mert şöyle bir şey, bir an oldu, bir kaza oldu, beklemediğim bir şey oldu, rezil oldum dediğim bir şey geliyor nerede mu aklına? Nerede böyle programda veya başka yani, bir şeyde mi? Sette olur, programda olur, hayatında olur falan. Ya çok olmuşumdur ya. Yani çok öyle... Benim öyle aklıma sana kendi rezil olduğum an geliyor. Ne hangisi? Çeşme, senin araba, dönüyoruz. Hay! Anlatalım mı onu burada? Yani ben insan için artık çıkamayacağım zaten büyük olasılıkla. Ya Çeşme... Ve Nilüfer kullanıyordu arabayı. Yolun ortasında durduk ve herkes indi arabada. Çünkü Çeşme'deyiz. Ama 5-6 yılı var mıdır? Daha bile fazla belki. Evet daha fazla. Fazla daha fazla. 4 falan. Bir Çeşme'de bir mekana gittik. Çok güzel eğlendik. Ben de kendimi çok ayık hissediyorum. Hatta arkadaşlarımı derliyorum, topluyorum. Arabaya bindik. Nülü kullanıyor arabayı da. Ben çok iyiyim falan. Ama böyle gittikçe bir midem iyice bir ekşimeye, kötü olmaya başladı. Ama böyle... Kestik sonra ben bir süre sonra böyle arka alnım bu şeyde böyle bir ıslaklık hissetmeye başladım. Meğerse Arafamıza bir egzorsist oturmuş. Çünkü o bir an geldi ve duralım dememe kalmadan... Gerçekten. Peki yani Nilüfer'in arabayı kullanırken arabayı ortada bırakıp inmesi bayağı yolun ortasında yani. Ama bir şey söyleyeyim mi? Az bile yaptı. Ben duvara bile vurabilirdim yani. Hayatında kendini en başarılı hissettiğin anne. İlk yürüdüğüm anda böyle alkışladıysa. Kıyamam. Bu kadar geçmişe giden bir başarı hikayesinin hazinliği. Selam kardeşim seni tanıyayım biraz. Selam abi. Aykut abi. Keserim bu. Karşım nereden geliyor? Kardeşim diyorum işte. Tamam devam edelim. Dur abi. Ama karşın ne ya? Karşım demiyorum sen mesela kardeşim ben diyorum. Ben buraya oturduğumdan beri diyorum ki Türkçeyi iyi kullanıyorum. Hakimdir diyorum. Bir görüntü geliyor. Güzel giyinmişsin yine yaka buradan. Evet. Bir bağla. O modacın adını unuttum. Karşım ne ya? Kardeşim diyorum Sero. Sero. Evet. Mert senin bu şive nereden kaldı? Sokağa çıktın mı böyle bir şey oluyor bana. Böyle sanki o şey yani o Anadolu insanı şeyi giriyor. Sen nerede doğumluydun? Ha? Ben Anadolu insanı değil miyim ya? Ege'liyim ben. Hayır sen Ege'lisin. Sen Anadolu insanı benim. Ankaralıyım. Bak herkes o böyle bir çıkmıştı ya böyle herkes köklerini araştırıyor. Evet. Böyle bir işte bilmem kaç asıra uzanan işte oradan buradan. İşte Bulgaristan göçmeniymişim, oraymışım falan. Benimkiler Anadolu'dan ayrılmamış. Hiç. Hiç o Anadolu toprağından hiç yani. Bak benim belki de o sürekli evde böyle oturmam ondan geliyor yani. Kimse uğraşıyor. Millet diyor ki ben orada şey göçmeniymişim. Bizim büyük atalarımız işte o Slav'mış bilmem ne falan. Siz ve Anadolu be hiç ayrılmamışız. Anadolu'yu bana Egeli olarak Anadolu'lu öğretme. Tamam da niye öyle bir şey... Bu şiveyi de kaldırıyorum ben. Emre itirazın var. Gurur verici bir şey tabii ki. Yani tanınıp böyle bir şey... Yani bu bir jesttir tabii. Tabii ki çok güzel bazıları bir jest. Bazıları çok fazla hani böyle Gökhan Türkmen Weekend'e dönüyor mevzu. Yani bir süre sonra o yüzden. Sen istemişsin gibi oldu. Evet ben istemiştim. Yani abi ben zaten en kasıldığım ve en şey olduğum böyle utandığım şey... Orada oturan insanlar kim lan bu? Anladın mı? Hep öyle içlerinden hep böyle soruyorlar gibi hissediyorum. Ya mesela yolda yürürken de fotoğraf çekiliyorum falan böyle. Bir oluyor, iki oluyor, üçüncüde yine duruyoruz falan. Orada abi böyle bir anlamsız bir bakış. Herkes bana bakmaya başlıyor falan. Kim lan bu? Falan oluyor. O sesleri duyuyorum. Futbolcu mu lan? Yok yok abi bilmem ne falan. Yani abi beni tanımaya çalışıyor. O telefonlara bakılıyor bilmem ne. Ben bu arada yürümeye çalışıyorum bilmem ne oluyor. Yani o utancımdan fotoğraf çektiremiyorum. Anladım. Şeyden dolayı değil yani. Abi yeter ya ben de yani ondan dolayı değil. Futbolcu zanneden çok oluyor. Neden ki? Bilmiyorum tipimde öyle bir şey var herhalde. Ek sözlükte falan da yazmışlar futbolcuya benziyor diye. Aa! Birkaç kere denk geldim bir de onu yani çok da onu böyle doğrulayan bir şey. İşte böyle dediğim gibi fotoğraf çektiriyorum falan. Çocuklar falan işte böyle oluyor. Futbolcu galiba diye. Sakaldan olabilir. Ben öyle... Zor değil mi bu sakal Gökhan? Yeri gelmişken sorayım. Ya. Vallahi. Yani bu benim için daha rahat. Çünkü kısa sakalda uzadığı için onu hep eski haline getirmek için bir çabam var ya. Pembellikten seninki. Bunu da abi rahat bırakıyorsun. Uzayınca zaten hani çok değişmiyor yani. Ama bunun bakımı zordur. Bakıyorum artık canım o kadar da yani. Hani saça nasıl bakıyorsan hani sakalı da o şekilde bakıyorsun. Sen laf mı soktun bana saça nasıl bakıyorsan? unutmuş olursun diye belki diye. Hangisi en iyi bildiğin şeydir? A. Bahse girmek. B. İnat etmek. C. Kontrol etmek. Kontrol etmek. Kontrol etmek. Kontrol etmek. Her şeyi mi? Her şeyi.
Ay gerçekten ben gittikçe üzülmeye başladım biliyor musun senin için? Gerçekten iğrenç bir hayat. Gerçekten iğrenç bir hayat. Sıcak bir günde deniz kenarında ne ile ferahlarsın? Tropikal bir kokteylle mi? Ayranla mı? Ateş suyu abi çivi çivi söker mi dersin? Şöyle söyleyeyim, günde en az 1 litre ayran içen bir evet, insan. Evet, ben de biliyorsun. Onu diyecektim. Tropikallerle hiç alakam yok. Buca'da çok tropikal yok. Görmedik çocukluğumuzda tropikal diye. Çocukluğumuzda tropikal yoktu meyvelerimiz. Ama şimdi plajda da ben gittiğim zaman da Before Sunset'e gidiyorum arkadaşlarım. Reklam mı yapalım istiyorsun? Yapalım, tamam yapalım canım. Oraya gittiğim zaman da keserim. Yani ayran orada ayran içmem. Ayran içilmez. Orada. O zaman ateş suyu mu? Ateş suyu ne dediğiniz neyse artık evet ondan içelim. Ateş suyunu seçti ne olduğunu bilmeye Serhat. Tamam haftada senin için seçtiğimiz TikToker'ımızın adı da Cello Mustafa. Cello Mustafa. Mustafa'yı neden sana seçtim? Çünkü Mustafa böyle kendini özlü sözlerle... Niye ben kendimi özlü sözlerle? Ya sen şimdi artık oyuncu olmanın yanı sıra aynı zamanda bir edebiyatçısın. Edebiyatçı değil. Tamam. O oraya demediğin hikayeci. Sen bir hikaye anlatıcısın aynen. Zaten. Oyuncu olmak da hikaye anlatıcısı olmak demek. Ama hikaye anlatını şimdi bir de yazar olarak kalem kağıtla da sürdürüyor oluyorsun. Bizim Cello Mustafa'mız da böyle özlü sözlerle çekiyor TikTok'larını. Bak bir izleyelim. Bir de bir Mustafa'ya bir anlamaya çalışalım. Neden acaba Mustafa böyle şeyler çekiyor? Olur mu? Anlayalım. Buyurun. Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Vur dur. İşte bu. Bu. Tik ve tok. Konuk program falan Trends My Friends yalan. Şimdi Gökhan'cığım ben çocukluğumdan beri şarkıcı olmak istiyordum. Güzel. Bunlar yalan değil bu sırada. 97. Gerçekten. Bakın albümüm bu single'ım Mert Ol. Ne printer diyorsun? Almadan önce elde yapmışım. Yani seni buraya program bahane hazır şirketin tamam, var. Hemen. Şunlara bir baksanız bakın büyülü çember. Gerçekten mi? Yemin ben ederim senin... Gökhan bakar mısın? Bak. Şarkı sözü mü yazıyorsun, şarkı mı yapıyorsun? Hepsi benim, müzikleri hatırlamıyorum tabii ki. Bak, Nisan 99, aa, al. Çok iyiymiş ya. Bak. Bizim de var Serkan'la. 99. Biz kaset yaptık Serkan'la. Kaset kapağı falan filan yaptık. Heh. Katlanır şekilde falan. İçine sözleri yazıyor. Adı Gökser. Gökser mi? Tabii Gökhan Serkan. Ne olacak? He, grup adı. Dikkat edersen ben o zamandan yıldızmışım. Mert, tabii. Mert ol. Bu single'ın bir dönem single'lar modaydı. Bunun içinde 4 şarkı var. Bununla da ilgilenebilirsin. Tabii ki. Bu ama ilk albümüm. İçinde 12 şarkı var. Sözlere falan bakarsan ilgini çeken böyle? Olursa. Nasıl? Yani bu şekil. Çünkü o zaman bilgisayarda ses kaydediciyle şarkıyı söylüyordum. Annemleri, kuzenleri, muzenleri toplayıp kaydedicinin üzerinden mikrofonla evet. Playback yapıyordum. Altta müzik falan hiçbir şey yok ama ben enstrüman mesuman hiçbir şey yok bende. Benim Allah vergi ses. Ne güldün? Abi, çok güzel. Edepsiz. Yani güzelmiş bayağı da. Bir şey yapıp bunları bir değerlendirirsek. Tabii ki. Hazır prodüksiyon şirket var. Aynen. Çok pahalı bir şey mi? Biz ciddi bir şey yatırım yaparım olur. Gerçekten. Vallahi mı? Yani. Abi yani söz Gökhan Türkmen'den albüm sözü aldım. Mı? Mı? Ya albüm hani bir bakalım işte dedim ya. Oo öyle. Öyle kaçak oynayamazsın. Bir single'cık. Tamam yaparız. Tamam. Okay. Sözler senin, müzik sözler benim, müziği sen yapar mısın Bekleş'in? Yaparız abi ne demek? Eyvah! Bir şey söyleyeceğim. Yani senin konuk olduğunu görünce etkilenirsek gerçekten hani sözden hoşuma giderse tabii ki zaten o istemeden çıkar. Onu tutamam ben. Ama çıkmazsa da çıkmaz yani. Yapacak bir şey yok. Çıkar. Ya albümüm çıkıyor!